Hello, my dear friends, my dear second grader students. Oh, where did you come from? Siz nereden geldiniz? Ah, poniler gelmiş. Ufak bir aksilikle portalı yanlış yere ışınlandırmışız. Merhaba çocuklar. Portalla mı geldiniz? Equestria'dan mı geldiniz? Evet. Hoş geldiniz. Siz de dersi dinleyin o zaman, tamam mı? Tamam. Kenarda dinliyoruz. İkinci sınıfların birinci ünitesini, İngilizce dersinin birinci ünitesinden bahsedeceğiz, tamam mı? Tamam. Zeynep gel. Okay. My dear lovely friends, ikinci sınıflarımız, değerli ikinci sınıflarımız, hoş geldiniz. Çocuklarımız, canlarımız, ciğerlerimiz. Sen de hoş geldin. Hoş geldin. Evet. İkinci sınıfa yeni başladınız. İkinci sınıfta İngilizce dersi var. Bugüne kadar işlediniz zaten. Biz de derse gelmeyen, katılmayan, çeşitli sebeplerle bilemeyen, giremeyen öğrencilerimiz için birinci ünitenin hemen bir videosunu çekiyoruz. Arkadaşımız, what's your name? Zeynep. Zeynep ile, evet. Evet. Zeynep ile beraber videosunu çekeceğiz. Sevgili öğrencilerimiz, ilk üniteniz, birinci sınıfın ilk İngilizce ünitesi, words ünitesi. Tusubasa. Words ünitesi, yani kelimeler. İngilizce dersi çok zor bir şey değil çocuklar, çok basit. Zaten İngilizce'ye, İngilizce'de Türkçe'ye benzeyen birçok kelime var şimdi. Birazcık onları göreceksiniz. Hangileriymiş göreceksiniz. İlk önce kitabınızdan göstereyim size. Oradan görünce daha rahat anlayacaksınız sevgili öğrencilerimiz. İşte burada birinci ünitenizden görüyorsunuz burada. Zeynep söyle bakayım bunları. Kafe, pizza, tenis, panda, hotel, gorilla, judo, sinema. Sinema. Bakınız çoğu Türkçe'ye benziyor zaten, neredeyse aynısı gördünüz. Yani Zeynep bazılarını tam Türkçe gibi söyledi ama olsun. Gördüğü gibi burada coffee, panda, hotel, pizza, tenis, judo, gorilla, sinema, judo. Şimdi sevgili öğrencileriniz, bunları bu şekilde söylemeye çalışın kendiniz. Ben bir kere daha söyleyeceğim, sonra kendiniz söylemeye çalışın. Coffee, panda, hotel, pizza, tenis, judo, gorilla, sinema. Benziyor mu bunlar Türkçe'ye? Evet. Benziyor, evet, ama yazılışları farklı. İngilizcenin yazılışıyla okunuşu biraz farklı sinema, çocuklar. Buna alışmanız lazım. Sinema, cinema gibi yazmışlar. Ama yazarken böyle yazmıyoruz. Size öğretmeniniz nasıl gösteriyorsa, nasıl söylüyorsa öyle yazmaya gayret edin lütfen. Devam edelim. Zeynep, ben söylüyorum, sen de söylüyorsun. Tamam mı? Tamam mı? Söyle bakayım. Tamam. Biscuit. Cake. Milkshake. Yogurt. Coffee. Coffee. Pizza. Sandwich. Salad. Yes. Şimdi bunu diğer arkadaşımızdan da buradan dinleyelim. İki numarayı. Başka ben. Aynı. Buradan. Bakın yine bu. Two. Söyleyecek aynılarını. Listen. Point at the pictures and repeat. O arkadaşımızla beraber söylemeye çalışın. O söylesin, siz de söyleyin. Biscuit. Cake. Yogurt. Milkshake. Sandwich. Coffee. Salad. Pizza. Yes, very, very nice. Okay. Zeynepciğim, buradakilerin isimlerini bana söyler misin? Yogurt. Yes, yogurt. Salad. Pizza. Cake. Very good, very nice. Okay. Let's do it with these animals. Say it. Chimpanzee. Zebra. Kangaroo. Cheetah. Gorilla. Panda. Yine buradaki arkadaşımız bunları söylesin sevgili çocuklar. Siz de o söyleyince hemen ardından söyleyin. Point at the pictures and repeat. Söylesin, biz de söyleyelim. Chimpanzee. Zebra. Kangaroo. Cheetah. Gorilla.
Panda. Benim sıralım. Nasıl? Just like you did. Just like. Yani sen yaptın gibi. And tick. Burada sırasıyla hayvanları söyleyecek. Aslında burada duyduğunuzu tik koyun diyor ama ben bunu sınıfta da yaparken tik koyarak değil de numara koyarak yapmıştım. İlk hangi hayvanı söyleyecek? Bize Zeynep söylüyor şimdi. Durdurarak dinliyoruz. Siz de dinleyin. Hemen söyleme, tamam mı? Hemen söyleme. Birinciyi bir dinleyelim, ikinci de yaparız, tamam mı? Bir kere dinletiyorum, ikinci de Zeynep söyleyecek. That's a panda. That's a panda. That's a kangaroo. That's a kangaroo. That's a gorilla. That's a gorilla. That's a chimpanzee. That's a chimpanzee. Okay, very good, very nice. Zeynep, şimdi tekrar dinleyeceğiz. Her birisinde hangisi olduğunu söylersin. Aynısını tekrar. And tick. Okay. That's a panda. That's a panda. Yani hangi hayvanı söyledi ilk? Panda. Panda. Senin parmağını görmüyorlar. Zeynep, burayı gösterin. Öyle yapınca gözüküyor. Panda. Okay. That's a kangaroo. That's a kangaroo. Very, very nice. İkinci hangi hayvanı söyledi? Kangaroo. Kangaroo. Very good. That's a gorilla. That's a gorilla. Very good. Very nice. The last one. Sonuncusu. That's a chimpanzee. That's a chimpanzee. That's a chimpanzee. Very good. Okay. Sadece bunları da söyleyelim. Buradaki arkadaşa bu sefer söyletmeyeceğim. Siz de tekrar edin. Bunlar da görüyorsun. Yine Türkçe'ye benziyor değil mi? De. Basketball. Basketball. Handball. Handball. Football. Football. Tennis. Tennis. Judo. Judo. Hockey. Hockey. De bakayım. Hockey. 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 Hockey oynuyor. Evet, Türkçe'ye benziyor. Handball. Genelde öğrencilerimiz handball'u bilmiyor. Elle oynanan bir spor. Basketbol gibi değil. Daha çok futbola benziyor ama elle oynananı gibi düşünürseniz kolay olur. Okay. No, bütün ikinci sınıflar. Okay, Zeynep. The first one, what's this? This is a tennis. Sadece sporun adını söyle. Tennis. Tennis. The second one? Football. Futbol. Büyük basketbol. Futbol. Ha, basketbol şimdi oldu. Basketbol. Siz durdurarak yapmaya çalışabilirsiniz. This one? Hockey. Hockey. This one? Futbol. Futbol. Very, very nice. Şimdi burada olup da burada olmayan hangisi var? Yazıları var ama resmi olmayan hangisi var? Söyle adını, parmağını görmeyeyim. Voleybol. Voleybol. Okay. Voleybol. Görüyorsunuz voleybol. Burada resimde olmayan arkadaşımız. Buna çarpı işareti koyup diğerlerini tennis 1, basketball 2, basketbola 2 yazıyoruz. Hockey 3, futbol 4, voleybolsa çarp. Yok çünkü. Evet sevgili arkadaşlar. Geri kalanı diğer anlatım kısmında olduğu için buradaki paylaşımı sonlandırıyorum. Diğer tarafa geçeceğim. Hoppa. Evet sevgili arkadaşlar. Zeynep söyle. Sesli söyle biraz. Futbol. Futbol. Basketbol. Basketbol. Tenis. Tenis. Voleybol. Voleybol. Handball. Handball. Very good. Judo. 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 Judo dersen Türkçe olur. Çocuklar judo dersen Türkçe oluyor. Judo değil. Judo. 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 Okay. Go on. Now. Basketball. Oh, basketball? Have football. Football. Basketball. Basketball. Tennis. Tennis. Volleyball. Volleyball. Handball. Handball. Judo. Judo, evet. Siz de durdura durdura söylemeye çalışırsanız olabilir. Bunu demin yaptık beraberce. Bir daha yapmıyorum.
Bunu da beraberce yaptık. Yapmıyorum buraya, geldim buraya yapacağız. Şimdi burada bazı yerlerin isimleri var. Bunları kitaptaki 12. sayfa görüyorsunuz sevgili çocuklar. Bizim de kitabımızda. Belki sizinki farklı olabilir. 12. sayfa. Burada bazı yerlerin isimleri var. Bunları dinleyeceğiz. Normalde kitapta tik atın diyor duyduğunuzda sadece. Ama ben öğrencilerime de numaralandırdım. Burada tek olmayan dikkatini airport tabelasının önünde kitaplarda bir kutucuk yok. Eksik airport tabelasının önünde kutucuk yok. Olmayan kutucuğu siz eklersiniz. O şekilde diyelim. Bazılarınız da olabilir belki. Evet, ilk önce sadece bir kere dinleteceğim. Sırayla numaralandırmaya çalışıyoruz. İkincisinde ise söyleye söyleye devam edeceğiz sevgili öğrencilerimiz. 11. 11. Listen and tick. Tick diyor. Evet, tick diyor. O 11 değil. Onu değil. Okay. Şimdi söylesin. Listen and tick diyor. Biz numaralandıracağız. İlk duyduğumuzda bir, diğerlerine 2, 3 diye devam edecek. Bakalım ilk önce hangisini söylüyor. Bir kere baştan sona dinletiyorum. Sonra yapacağız. Cafe. Hotel. Stop. Stop. Taxi. Taxi. Restaurant. Restaurant. Airport. Airport. Office. Office. Supermarket. Supermarket. Cinema. Cinema. Park. Park. Ambulance. And. Okay, very good. Şimdi ise bu sefer durdura durdura yaparak devam edeceğiz. Bakalım neymiş birincisi? Cafe. Birincisi neymiş senin? Cafe. Cafe. Okay, very good. Hotel. Hotel. What's the second one? Okay. Hotel. Hotel. Very nice. Stop. What's the third one? Üç. Ne o? Stop. Stop. Very good. And last the bracket tip. Taxi. Taxi. Dördüncü neymiş? Dört. Taxi. Taxi. Okay. Five. Number five. Eight. Dur bakayım yetecek bilmiyoruz. Restaurant. Ne dedi? Restaurant. Restaurant. Airport değilmiş demek. Restaurant. Five. Number five restaurant oldu. Airport. Ooh. Airport. Airport ne demek? Havalimanı. Havalimanı. Airport havalimanı. O da altı oldu. Ooh. Office. 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 Beyazı bitmiyor. Seven. Yedi. Supermarket. Supermarket. Şunu da alayım. Bunu da. 8. Supermarket. 8. Şimdi 9'dayız. Number 9. Number 9. Sinema. Allah korktum. Neymiş? Sinema. Sinema. Ay korku filmi izliyorum. 9. Number 9 oldu. Bak. 10 numara neymiş? Sence ne 10 numara? Ambulance. Yok. Park, 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 park. 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 Bunu oynuyorum. Very good, very nice. Park number 10 oldu. 11'inciye bakalım ne kaldı? Ambulance. Ambulance. Ambulans mı dedi o? Ambulans Türkçe. Ambulance. Ambulance. De bakayım. Hasta, ambulance. Hasta götürüyorlar o yüzden böyle. Evet. Şimdi burada da sevgili öğrencilerimiz dinlediğimizde bunları çizgilerle sırayla hangisini söylediyse çizgilerle birleştireceğiz. İlk önce biz ne olduklarını söyleyelim. Train. Train. Video. Video. University. University. Balloon. Balloon. Wagon. Wagon. Bakalım sırayla hangilerini söyleyecek. Bunları çizgiyle birleştireceğiz. Bunları çizgiyle birleştirmeye çalışıyoruz. İlk önce siz yapın sonra ben yapacağım. 13. Lines. Train. Train. Video. Video. Adam. University. University. Wagon. Wagon. Balloon. Balloon. Hmm. Yes, let's go. Bir şey diyeceğim. Aslında buradaki yazılar alt yazıları doğru ama okunuşlarıyla yazılar aynı değil. Çünkü
13. Listen and draw lines. Draw lines diyor. Train. Train'den başladı. Video. Video. University. 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 Ben de söyleyeyim. Wagon. 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 Balloon. 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 Bir de bu şekilde bir şey çıkması lazım. Ambulance'da this is a falan derken onlarda ambulance'da A harfiyle başlayan an diye okunuyor. Çünkü sesli harfle başlanır an diyor. Tamam, ona şimdi geleceğiz. Söyleyelim de ilk önce. Okay. What is this? This is a taxi. Sadece ismini söyle. Taxi. Taxi. This is a balloon. Sadece balloon. İsmini söyle. Balloon. Ama demek için. Train. Train. Doctor. Doctor. Television. Television. Ambulance. Ambulance. Bir kere daha sayacağım. Siz kendiniz durdurarak düzgün söylemeye çalışın. Taxi. Balloon. Train. Doctor. Television. Ambulance. Şimdi bunların başından sadece bir kelimecik daha ekleyeceğim sevgili çocuklar. Bu ekleyeceğim kelimeler hangi anlama gelecek Zeynep? Bir. Yani şimdi mesela burada bir taksi, burada sadece taksi, balon, tren, doktor, televizyon ve ambulans dedik. Bunların başına bir kelimesini ekleyeceğiz İngilizce. Yani ne olacak o zaman? Yani this is a mesela that is a onlar. Daha this'i eklemeyeceğim. Sadece e'yi ekliyorum demek için. Şimdi bakalım. Hep beraber söyleyelim. Okay. A taxi. A taxi. A balloon. A balloon. A train. A train. A doctor. Pardon. A television. A television. An ambulance. An ambulance. Kendinize söylemeye çalışın. Sonra geri alıp da doğru söyleyip söylemediğinize bakarsınız. Şimdi sevgili öğrenciler, bunların başındaki hepsinin başında E var. Sadece ambulance'ın başında M var. Bu E veya N ne anlama geldi? Bir. Yani biz burada ilk taksinin olduğunda ne demiş olduk? A taxi deyince. A taxi. Bir taksi. Bir taksi. Ama a balloon, bir balon diye gidiyoruz. Şimdi hepsinde e diye gitmiş. Sadece ambulance'da n demişiz sevgili çocuklar. Niye hepsi e'de bunda n demişiz? Söyle bakayım. Çünkü sesli harfle başlayanlar n'le başlar. Sakın unutma. Sesli harfle başlayanlar yavaş söyle ki anlaşılsın. Yani sesli harfle. Sesli harfle. Yavaş söyle dedim. Sessiz söyle demedim. Yavaş söyle. Anlaşılır. Sesli harfle başlayanlar N diye başlar çünkü daha kolay okunuyor. Ses daha kolay. Tek farkı o sevgili çocuklar. Şimdi E taxi demek daha kolay. N taxi daha zor söyleniyor. Ama ambulans derken ambulance, E ambulance daha zor. N ambulance derken bitiştirilmiş gibi söyleniyor. Daha kolay bir söyleniş var. Dil bilgisi kuralı, yazım kuralı olarak da bu hepsi E giderken Zeynep'in demin söylediği gibi sesli harflerle başlayan. Neden? Sesli harfler A, E, İ, U, O gibi İngilizce'de noktalar olmadığı için onları söylemedim. O harflerle başlayanlar N ile söylenir. N ambulance, N office, N apple gibi. Bunların hepsi N. Burada N dedin. Hepsinin başına N geliyor. Sesli harfle başlayan. Yalnız şurada dikkat edeceğim çok önemli bir nokta var. Sesli harfle okunuşu sesli harfle başlayanlar. Okunuşları sesli harfle başlayacak. Yazılışı değil. Yazılışı o kadar önemli değil. Ama yazılışına bakarsanız da %90 doğrudur. Okunuşları sesli harfle başladığı zaman başına N gelecek. Burada mesela A ile yazılıyor gibi ama okurken E ile okuyorsun. Ambulance yine sesli harfle okuduğun için bir sorun yok. Ofis yazılışını düşünelim. O ile yazılıyor. Yine O ile okuyorsun. Bir sorun oluyor mu? Olmuyor. En ofis oluyor. Ancak şurada bir tanecik örnek göstereceğim. Şimdi sizlere şuraya geldiğimde evet. University. Şurada yazısını görebiliyorsunuz. University. Hangi harfle başlamış? U. U harfiyle başlamış. Sesli harfle başlamış. Bak. U ile yazılışı U ile. Ben ne dedim? Okunuşuna bakacağız. University. Nasıl okurken hangi harfle başlıyorsun? University. Hangi harf çıkıyor ağzından okurken? Hangi harfin adı ne? Y. Y harfi. Bravo. O ağzından çıkarken university. University demiyorsun. University diyorsunuz. Oradan Y harfiyle okuduğunuz için sesli harfle başlamıyor. Yine sessiz harfle başlıyor ve E university oluyor. E university. E university.
Bir şey diyebilir miyim? Yani siz yazılışına baksanız da şimdiden olur sevgili çocuklar. O kadar önemli değil sizin için. Ben çok fazla öğrencilerim zorlamıyorum bu konuda. Sesli harfle başlayanların başına N gelecek. Sessiz harfle, gördüğünüz gibi sessiz harfle başlayanların da E olacak. Bu kadar basit çok diyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi bundan sonra this or that diyeceğiz. Bunu şöyle bakayım şimdi Zeynep. This. This. That. Yani buradaki, bu, şuradaki. Bu, şu. Bu this. 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 That. That. This. This, that, that, this, that, this, that, this, that, this, this, that. Şimdi buradaki kısmı birazdan ekleyeceğim buna. Bunu bu şekilde devam ettirmiyorum. Burada bitireceğim. İkiye bölerek videoyu devam edeceğim. Diğer kısımda, bunun ikinci kısmında ise this, that. This is a taxi. This is a balloon. What is this? What is that? Sorularını işleyip bitireceğiz müteyi. Burada aslında and diye başlıyoruz ya. Fark ettiyseniz kendi şeyi A diye başlıyoruz, E diye başlıyoruz. Çünkü oradaki sessiz harfler birazcık zor söyleniyor. Anladım. And train. And train zor demek zor, evet. Aslında dil kolaylıktır orada. Nefes tutman gerekiyor. And train diyemiyorsun, e train diyorsun ama bu başka bir konu. Sevgili öğrencilerimiz, şimdilik bu kadar. Diğer videoda konunun devamını işleyeceğiz. This, that, this is, that is, what is this, what is that gibi şeyleri diğer videoda işleyeceğiz sevgili öğrencilerimiz. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ederim. Bu sefer ben see you, diyeceğim. Goodbye. Goodbye. Söyle, see you later. See you later, alligator. Bye. See you later, alligator. Bye.